baktım arkadaşlarımın hepsinin karizmatik düşünceleri var. Mesela ateistler tanrılıkta tartışıyorlar. Sosyalistler sosyal durumları değerlendiriyorlar. İşte aktivistler şipok yapmıyorlar. Biz böyle takılıyoruz. Dedim ulan ben de ateist olacağım. Benim neyim eksik? Biz de bu okulu kazandık. Sonra bir ateist oldum. Evde tek kaldığım zamanlarda cinlerden korkuyorum. Bu nasıl bir ateist? Yalnızken dua ediyorum. Dünyanın en boktan ateisti ben oldum ya. Bir türlü kesemiyorum ilişkiyi. Çünkü benim suçum değil. Çocukken mesela biz yaramazlık yaptığımız zaman bizi acayip korkuturlardı. Mesela halam diyordu ki geliyor böyle kınalı el tuvaletten gelir senin götünü yer diyor. Ulan diyorum bu kınalı el nedir? Nasıl benim götümü yer? Düşüne düşüne yaratıyorsun. Ama halüsinasyon göremezsin. Gerçekten göremezsin. Bak inançlı bile olsan, ben de inançlıyım. İnançlı bile olsan göremezsin. Çünkü metafizik alem bilmen lazım. Alemler arası farkları bilmen lazım. Yani sen bu dünyada sen varsın. Bu senin uzay kostümün gibi bir şey. Bedenimiz bizim kostümümüz. Sonra gidiyoruz. Göremezsin. Hepsi yalan. Çocukları korkutmayın. Hurafe. Bazen YouTube'da kötü mahalle videoları izliyorum. Bana güvenin. Diyor ki abla diyor bu ev perili. Ayakları terse cindir yoksa değildir bilmem ne. Sesler geliyor geçemiyoruz. Benim fikrim şu. Mahallecek bonzayı birazcık azaltıyoruz. Evet hiçbir sıkıntı kalmaz. Göremezsin. Bak bir ara gördüm bir şey kullandığımdan değil. Yaratıcıya inanacağım o zaman Müslüman olurum. Gerizekalı mıyım ben yani? En son gelen din. Geziyorum bir şekilde yok. Arkadaşlar konuşuyor böyle kendi aralarında. Laf arasında konuşurken agnostizm diye bir şey duydum. Ya dedim bu nedir ya? Hele bize de anlat. Oğlum hiç böyle şeyleri bize anlatmıyorsunuz. Çocuk dedi ki Tanrı'nın varlığı ne kanıtlanabilir ne de kanıtlanamaz. He dedim siz götü garanti yarmanın bir yolunu bulmuşsunuz. Agnostizm öyle kıçı garanti yarmanın yolu gibi. Hani Tanrı var mı yok mu? Vallahi ben bilmiyorum. Bizimkisi bilinmezlikti. Ya da mesela düşün öteki tarafa gittin. Kıyamet koptu melek karşında. Siz Tanrı'yı red mi ettiniz? Yok abla. Biz bu konu hakkında konuşmadık ki. Bizimkisi şey ya. Bizimkisi agnostizm. Bilinmezlik demek. Peki kabul ettin mi? Yok yok. Yani biz bu konu hakkında hiç konuşmadık. E peki ben seni ne yapacağım? Kafası karışabilir. Sen kabul de etmemişsin, reddetmemişsin. Bir sorsana ben seni ne yapayım? Efendim İsa. İnemezsin şu anda bir dur. Her bokla ben ilgileniyorum zaten burada. Bu piçler gelmiş onlar şöyle bunlar böyle. İnemezsin. Bir dur adam suru üflesin bir dur. İsa. Sinirliyim zaten pis cüce. Hemen bana cevap ver. Bir sor ben seni ne yapayım? Sen kabul etmedin, reddetmedin. Ben seni şimdi hangi tarafa atacağım? Vallahi abla yani istersen biz burada bekleriz. Araf güzel. Ben Araf'ı sevdim. Zaten Zazay'ım ben. Ne Türk'üm ne Kürt'üm hep aradaydım. Öyle hayal ediyor insan. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak gözümle görmezsem anlatmam. Bu bar komedisinde kızların hepsi barmen seviyor. Vallahi bak barmen seviyor. Bizim burada bir tane barmen var Zafer. Çıkışta bakın onu tamam mı? Bak hiç ipok yaptığı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Komedyen bir sürü şey yapıyor. Teşekkürler. Bir sürü şey yapıyoruz. Şaka hazırlıyorum, prova hazırlıyorum, metin hazırlıyorum. Tek kişilik yaptığım zaman 1,5-2 saat boyunca gösteri yapıyorum. Zafer'in yaptığı tek şey şu. Barı siliyor bu kadar. Ha? Ne? Sana bir kokteyl yapacağım ha. Bu kadar. Zafer tonik ha. Ben gittim patronla konuştum. Kimsenin bizi salladığı yok. Ben dedim ben komedyen olmak istemiyorum. Çünkü ben kızlarla tanışmak istiyorum ya. O zaman dedim hocam ben de artık izin verirseniz bir barmen olmak istiyorum. Çok merak ettim. Bana baktı dedi ki aferin oğlum çok güzel hareket. Kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Tamam dedi Yusuf bara geçsin. Ben bara geçtim ben böyleyim.
Ben nereden bileyim orası o kadar yüksektir? ben de sana kokteyl yapacağım. Ben heyecandan sakızımı yuttum ya. Eğilme, memelerin görünüyor. ben de kokteyl yapayım bir tane. Zazatonik benimki de. Hani biraz serttir ama iyidir ha. Ne olacak? Zazalar alkışlıyor. Sağ olun. Zazalar alkışlasın. Ya biz niye böyleyiz? Biz sen bir ben amına. Kürtler alkışlasın. Hoş geldiniz. Türkler alkışlasın. Kardeşlerimiz eşitiz. Hep böyledir. Yani salonun yarısı Türk, yarısı Kürt. Bir iki tane Zaza var. Suriyeliler de yakında gelir. Onları da bekliyoruz. Stand-up albümü çektim. YouTube'a yükledim. Yaklaşık 1 milyon civarı izlendi ve aşırı dindarlar benim ağzıma sıçtı. Adamlar bana diyor ki, sen Allah'ın meleğini... Arkadaşlar gülmeyin, bu Nihat Doğan taklidi değil. Benim için aşırı o yobaz dindarların ses tonu Nihat Doğan'dır. Budur. Çünkü gerçek dindarlar hiçbir şeye karışmaz. Benim annem de kapalıdır ve hiçbir zaman bana karışmadı. Ama aşırı dindarlar her boka karışır, her şeyi eleştirir. Adamlar çıldırdı, günde 200 tane tövbe suresi gönderiyor bana ya. Sen tövbe edeceksin. Sen Allah'ın meleğini seslendiremezsin. Allah'ın meleğini bir dişi insana, bir kadına benzetemezsin. Neden? Çünkü melekler cinsiyetsizdir. Ya dedim, ben zaten meleğe değil, kuyla benzettim. LGBT'nin Q'su var ya, entelektüel bir şaka yaptım. Sonra niye entelektüel şaka yapıyorsun diyor. Anlamıyor kimse amına koyun. LGBT'nin Q'su da cinsiyetsizdir. LGBT de kızıyor bize ya. Geçen LGBT'li bir birey bana şöyle yazmış. Her nereye çıktıysan... Pardon, böyle yazmış da. Her nereye çıktıysan... Böyle yazmış. Bir topluluk olarak gelip seni aşağı indirmesindir biliriz. Ya bir siktir git ya. Şakam da şu, ay homofobik misin? Ay homofobik misin? Sikmesen değilim. LGBT. Oğlum siz zaten kendi içinizde paramparça etmişsiniz ki kendinizi. Homoseksüel, heteroseksüel, retroseksüel, seksüeller var, ağaçları sikiyorlar. Şehre gel, gettoseksüel var, travesti var, transgender var, transformers var, bir sürü var. Siz bitmiyorsunuz. Benim çok vardır LGBT'li arkadaşım. Onlara şunu söylüyorum. Bak oğlum diyorum. Artık bizi ayrıştırmayın. Bana ne derseniz istediğin her şeyi bana söyleyebilirsin. Ama ben aktif. Benim cinsiyetim bu. Ben aktif bir zazayım. Çıkıp Taksim'de bağıracağım. Susma! Hayır! Aktif zazalar vardır. Bunu yapacağım yani. Tamam. Tamam. 2018'de bir yarışma programında yarışıyordum. İzleyenler vardır. Finalde Osmanlı'yla ilgili bir şaka yapmak istedim. Benim anlatmak istediğim tek şey, Osmanlı başarısını devam ettirseydi ne olurdu? Benim aptalca yaptığım bir şey var arkadaşlar, düşünmek. Bunu yaparım ben de, düşünürüm. Hazırlıyorum böyle şakayı, tuvalette yazıyorum, bir şeyler yapıyorum. Böyle olsa şöyle olsa devam eder falan diyorum. Yine benim ağzıma sıçlar. Gerçekten tövbe suresi bitmiyor. Tövbe suresini ben ezbere biliyorum. Bana geliyor, gidin yorumlara bakın. Osmanlı başarısını devam ettirseydi ne olurdu? Ben bunu düşünüyordum, tamam mı? Şimdi Osmanlı, Türk, Kürt, Laz, Şerkes, Fener, Cimbom ne olursan ol, bu toprakların, daha doğrusu dünyanın ecdadıydı, o kadar başarılı bir devletti. Ve eğer başarısını devam ettirseydi dünya bizim olacaktı ve birçok şey bizim olacaktı. Dünyanın hakimi bizdik. Starbucks'lar bizimdi, bilgisayar oyunları bizimdi. Mesela Street Fighter 2 yapardık, sokaktaki yeniçeriler 2. Ha, bizimdi, birçok şey bizimdi. Orada karakterler var, Ken Ryu, Charlie Dawson. Mesela Ken'i seçtiğin zaman böyle yapar. Ken, ya hey. Ken Kürt'tür, o yüzden öyle yapıyor. Can ve halaloy. Bu hareket tehlikeli ya. Burada bizim seyircide sıkıntı yok da. Tehlikeli değil mi? Şunu demek istiyorum. Aslında başıma saçma sapan bir şey geldi. Bazen beni böyle belediye etkinliklerine çağırıyorlar. Gidiyorum böyle belediye etkinliğine. Para için gidiyorum, ne yalan söyleyeyim. İyi belediyede iyi para var, onu söyleyeyim. Bir ara gittim bir belediyenin ismini vermeyeceğim. Belediye etkinliğindeyim. Bu şakayı yaptım. Ablanın biri şöyle söyledi. Can ve halaloy. Bak 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 bak. Bak bak. Aklı sıra gelmiş burada, Kürt propagandası yapıyor. Ya benim tatlı abicim, siktir git gerçekten ya. Ulan böyle Kürt propagandası mı olur? Kim dedi bu hareket Kürtlerindir ya?
Hayırdır ya, ne oldu? Bu hareket evrenseldir. Hepimiz selfie çektiğimizde böyle yaparız. Arjantin'de böyle yapar. Amerika'da böyle yapar. Mesela Chun-Li Japon karısı. Seç onu Street Fighter'da. O da öyle yapıyor. Chun-Li. İka. Şimdi bu mantığa göre Chun-Li Kürt'tür o zaman. O zaman Chun-Li Aynur Doğan'dır amına koy. Beni sinirlendirme. Seçtin Aynur Doğan'ı. Aynur Doğan. Bu hareket Kürtlerin değil. Yani bir de böyle propaganda mı olur? Düşün, bütün Kürtler istiklale çıkmış, tamam mı? Hadi propaganda diyelim. Hepimiz çıkmışız istiklale. Hazır mıyız? Son, iki, üç, dört. Can ve helaloy. Bin kişi böyle yapıyor, tamam mı? Sonra Türkiye bize diyor ki, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Artık Kürtlere ana dilde eğitim vermeliyiz. Bak Yusuf Bilal'in bu şakası beni aydınlattı. Benim gözümde Ahmet Kaya bir bu çocuk ki ya. Ulan böyle propaganda mı olur? Benim partiyle siyasetle işim yok. Çoğu insan bana Diyarbakırlı Yusuf der ama ben bakış açısına göre değişir derim. Azıcık yukarıdan bakman lazım. Evet, Diyarbakırlı bir Yusuf'um. Ama birazcık daha yukarıdan bakarsan Güneydoğulu bir Yusuf'um. Birazcık daha yukarıdan bakarsan Avrupalı bir Yusuf'um. Birazcık daha yukarıdan bakarsan dünyalı bir Yusuf'um. Birazcık daha yukarıdan bakarsan Samanyolu galaksisine ait bir bireyim, küçük bir hücreyim. Birazcık daha yukarıdan bakarsan Andromeda gazı gezegenindeyim yani. Bunu Yılmaz Erdoğan atamaz ki, çok fazla gitme. Dedim gideceğim, bak karışma. Bu yani. Küçücük, hepimiz küçük birer hücreyiz. Irk ne ya? Bitsin artık bu ırk ne? Gerçekten ne? Hepimiz uzaylıyız. Sağ ol. Sağ ol. Uzaylıyız, bu kadar.